Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda Otonix'in yeni sıcaklık kontrol cihazı TX serisi sıcaklık kontrol cihazımızı tanıtıyoruz. Ön yüzeyinden de göreceğiniz gibi TX serisi sıcaklık kontrol cihazı 11 segmentli LCD ekran olmasıyla piyasada adından söz ettirecek bir cihaz. Otonix daha bu cihazı yeni piyasaya sürdü. Çok kompakt ve küçük bir ürün. Bu yönüyle de bir adım öne çıkıyor. Şöyle ürüne genel olarak bakacak olursak, gördüğünüz üzere ürün çok kompakt bir ürün. Arka derinliği 45 mm, 4,5 santime indirgenmiş. Diğer sıcaklık kontrol cihazlarıyla karşılaştırıldığı vakit. Yani panoya montajda yer kaplamamasıyla da öne çıkıyor. Onun dışında diğer sıcaklık kontrol cihazlarımız 7 segmentliydi. Bu 11 segmentli LCD ekran dedik. LED display değil. Bu yönüyle de her açıdan, yani sıcaklık kontrol cihazının açılarını değiştirsem de sizin de görebileceğiniz gibi okunurluk her zaman gayet yüksek. Her açıdan kolay okunabilirlik LCD ekran olması sebebiyle bu tarz özellikleriyle öne çıkıyor. Bunun dışında size söyleyeceğim diğer sıcaklık kontrol cihazlarıyla karşılaştırdığımızda hepsinde olmayabilir ama bunda RS 485 haberleşme özelliği var. RS 485 haberleşme ile içindeki bilgileri aktarabiliyor. PV değerlerini, SV değerlerini, SET değerlerini bir PLC'ye bir yere aktarıp oradan okuyup yazma yapabiliyoruz. RS 485 haberleşme modeli de var. Hemen cihazın arkasında şöyle şey var. Ürün kodu çıkartma. Burada TX4S14'te. Burada göreceğiniz gibi bu cihazın ya röle çıkışlısını alıyoruz ya SSL çıkışlısını ya da C kodlu akım ve SSL'nin içinde bulunduğu çıkış şekli. 100-220 voltta çalışıyor. Yardımcı çıkışlarda tek alarm, iki tane alarm, İki alarm artı PV aktarım çıkışı veya iki alarm artı RS 485 burada yazıyor zaten. O çıkışlı modeli bu kodlardan seçip alıyoruz. Boyut şu an sadece 48'e 48 modeli var. 4 haneli LCD ekranlı sıcaklık kontrol cihazımız dedik. Onun dışında üzerinde şu an siyah üzerine sarı yazıldığı için tam belli olmuyor, okunmayabilir ama üzerinde bağlantı şeması da vardır. 5 ve 6'ya 220 voltu girdim ben. Şu an termokupul yerine kısa devre yaptım. 11 ve 12. bacaklara kısa devre yaparak ortam sıcaklığını okuttum. Ama bağlantı şeması da üzerinde belli. Neyi nereye bağlayacağımız, termokupul veya PT100 bağlıyorsak nasıl bağlayacağımız, ondan sonra 220 voltu nereye gireceğimiz, ana çıkışı nereye bağlayacağımız, alarmları nereye bağlayacağımız hepsi şuradaki şemada yazıyor. Gördüğünüz gibi arka bağlantı yerini de göstereyim. Onun dışında kısaca hızlıca menüsüne bakalım ve bitirelim. Menüsü de basit. Eğer set değerini değiştirmek istersek sol ok tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ondan sonra dijitler arası dolanıp aşağı yukarı ok tuşuyla set değerini değiştirebilirim. Diyelim ki setlerimizi 35 yapalım. 35 yapar yapmaz cihaz gördüğünüz gibi out çıkış ışığını yaktı. Set değerini tekrar 35 girdikten sonra mod tuşuna basıyoruz, kaydediyor. Yine set değerini değiştirmek istersek ilk önce sol ok tuşuna sonra aşağı yukarı ok tuşlarıyla set değerini değiştiriyoruz. Menüsü de gayet basit ve kolay bir menüsü var. İki tane menüsü var. Par 1 ve par 2 menüsü. İlk önce par 2 menüsüne girelim. Par 2 menüsüne girmek için mod tuşuna uzunca basıyorum. Par 1 geliyor. Elimi çekmiyorum. Par 2 gelince elimi çekiyorum. Par 2 menüsüne girdim. İlk tarafta INTRT. Burası termokupul seç. Burası giriş sensör tipi seçimi. Şu an K tipi termokupulda seçili. Bir kere sol ok tuşuna bastım. Sonra aşağı yukarı ok tuşuyla gördüğünüz gibi çeşitlerini değiştiriyorum. J tipi, L tipi, RPR, SPR tipi, DPTH, PT100 seçimi bunlarda. DPTL. Eğer DPTH nokta H olursa ondalıksız, nokta LL olursa ondalıklı sıcaklığın gösterimi. KCH tekrar başa döndüm. K tipi termokabul. Yani termokabul K tipi, J tipi, PT100'ler mevcut. Sonra MD'ye bastım tekrar.
Ondan sonra unit birim geldi, derece olarak mı görmek istiyoruz yoksa Fahrenheit mi? Zaten Türkiye'de hep derece kullanılıyor. Ondan sonra INB, giriş sensör seçim hatası. Eğer giriş sensörünüz yanlış okuyorsa, diyelim ki ortam sıcaklığı 30 derece ama sensör 25 derece okuyor, eksi 5 derece eksik okuyor, eksi 5 derece. Ben buraya artı 5 yazıyorum, o sensörün hatasını gidermiş oluyorum. Aynı şekilde fazla gösteriyorsa da eksi yazıyorum, sensörün doğru çalışmış olduğunu gösteriyorum. Burası önemli değil. Ondan sonra LSV, ses edebileceğiniz en düşük değeri buradan ayarlayabiliyorsunuz. HSV'de ses edebileceğiniz en yüksek değeri buradan ayarlayabiliyorsunuz. OFT, heat, ısıtma mı soğutma mı yapacağız, onu buradan seçiyoruz. Ondan sonra CMD, PID ve on-off var. PID kontrol mü yoksa on-off kontrol mü istiyoruz? Onu da buradan CMD'den seçiyoruz. Sonra T20, burası önemli değil. Alarm 1, alarmlarımızın şekli ne? Dijital 2, cihazın üzerindeki iki tuşa basarak şu aşağı ve yukarı ok tuşlarına cihazı stopa çekebiliriz. Alarm resetleyebiliriz. Bu o da bunun menüsü. R.mv, bu da cihazda sensör hatası olduğunda makine durmasın, çıkış vermeye devam etsin. Hani ısıtma durmasın istediğimiz vakit herhangi bir sensör hatasında yüzde kaçlık çıkış devam etsin. Onu da buradan ayarlıyoruz. Sonra lock, kilit istersek onu da buradan ayarlıyoruz. Şu an off'ta, kilit istemiyorum, herhangi bir menüde kilitleme. Bu kadar. Par 2 menüsü bitti. Mod tuşuna uzunca basarak ana ekrana giriyorum. Bu sefer par 1 menüsüne girmek için yine mod tuşuna uzunca basıyorum. Par 1 gelince elimi çektim. Ne geldi ilk? Ototuning. Tabii ki PID kontrolü kullananlar ototuning'in ne olduğunu biliyorlar. Ototuning'i de buradan off'u 10'a çekerek ototuning'i ayarlayabiliriz. Tekrar mod tuşuna bastım. Sonra P değeri. İstersek ototuning yaptırmayı, PID değerlerini kendimiz biliyorsak buradan P değerini, I değerini, D değerini kendimiz girebiliriz. Reset. Ototuning yine başa döndü. Par 1 menüsünde zaten fazla bir şey yok. Tekrar modu uzunca basıp ana ekrana geliyoruz. Böylece kısaca TX serisi LCD ekranlı büyük ekranlı sıcaklık kontrol cihazımızı kısaca tanıtmış olduk. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere.